Herkese merhabalar Tonguç Akademi. Merhaba ben. hocam. Duyu organlarını anlatıyoruz. Tonguç hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Evladım duyu organları deyince aklına geliyor. Hocam kulak, burun, boğaz ve ayaklar hocam. Ayaklar mı? Ne alakası var? Hocam ben ayaklarımla her yeri sıcaklığını ölçebiliyorum. Mesela ayağımla bir sıcak bir cisim Allah Allah. onu anlayabiliyorum hocam. Elal insan elleriyle ölçeriz. Kafayı mı yedin sen? Ne ayakları? Ama elim yanar hocam dokunursa. Aaa doğru. Ayağın yanmaz diyorsun. Sa ne kadar saçma sapan Üzülüyorum bir... Hocam. Şimdi Tonguç bu ne evladım? Bu bir Elam kalbe... yazıyor ha, göz, göz ya göz. Şimdi gözün yapısını incelediğimiz zaman bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bu neren gözcüm? Kırmızı mı turuncu mu? Gözün içi kırmızı ve aslında. Kan damarlarımız var ya hani. Şimdi gözün yapısını incelediğimiz zaman baş en dışarıdan nelerle başlıyoruz biliyor musun? En dışarıda bir tabaka var. Tam bizim gördüğümüz kısım. Evet. Bizim gördüğümüz bu kısma biz kornea tabakası diyoruz Tonguçcuğum. Kornea. Bu Kornea tabakası çok havalı bir adı var değil mi? Güzel, kaliteli. Kornea tabakasının yani. altında Tonguç Bizim göz e, merce, göz bebeğimiz denilen bir delik var. Göz bebeğimizin altında şurası göz bebeği. Göz bebeği ne yapıyor evladım? Aslında bir boşluk göz bebeği. Siyah gözüküyor ya hani. evet. Ben şu anda gözüne bakıyorum senin siyah bir nokta var ortalıkta. Evet. O ortadaki nokta aslında bir delik. Aa. Delik olduğu için. E, Gözümüz delik mi hocam bizim? Hayır orada bir boşluk var ha. ki içeriye ışık girebilsin diye. Ha. Yani içeriye ışık giren bir karanlık oda gibi tamam mı gözün? Vay be muhteşem bir cinsin. Altında ne var Tonguç biliyor musun? Altında evladım. Kamera. Hayır göz merceği var. Ha diyor. mercek. Göz merceği dediğimiz zımbırtı aslında Kaç aynı... megapiksel hocam? Süper zekisin. Bak göz merceği dediğimiz zımbırtı bir megapikseli yok. Sadece ışığı kırmaya yarıyor Tonguç. Ha. Ve ışığı kırmaya yaradıktan sonra ışık buradan giriyor. Girdi, girdi, girdi. içeriye girdi. Nereye düşüyor biliyor musun Tonguç? Anlatacağım birazdan. Gözün en dışındaki tabakanın adı ne biliyor musun? Koruyucu tabaka. Gözün sert tabakası diyoruz Tonguç. Anladım hocam. Sert tabaka en dışarıda bizi koruyor değil mi? Sert bir tabaka. Onun içinde böyle kırmızı olan kısım damar tabaka diye geçiyor Tonguç'cum. Bak bunlar çok önemli. sınavlara tamam, çıkıyor. Hocam. Hatta gözden sınavda kesin gözden gelecek. Ve en içerideki tabaka ise böyle tam bu bölgeyi kaplayan tabaka ise, iç tabakaya ise biz ne diyoruz? A tabaka diyoruz. Tonguç. A tabaka. A tabaka yani bir A gibi e, gözün içerisini kaplıyor. Şimdi Tonguç'um unutma e, damar tabakada damarlar var. A tabakada görmenin olduğu yer. E, da, e, sert tabaka gözü koruyan yer. Ve e, ışık içine girdikten sonra korneadan içeri giriyor ya Tonguç. Evet şunu da gösterelim. Şu bölgeye, şu bölgeye biz saydam tabaka diyoruz. Neden biliyor musun Tomuç? Çok önemli. Neden saydam tabaka diyoruz? Şimdi normalde sert tabaka gözünün saydam olan kısmı sadece ön tarafı biliyor musun? Anladım. Hocam. Ya ben gözüme baktığım zaman mesela şöyle bir tane daha senin için çizeyim. Mesela şöyle bir göz çizelim tamam mı? Aslında gözümüz böyle bir zımbırtı. Bu yandan ne? çiziyorsunuz değil ha. mi hocam? Gözümüzün şu kısmı bizim saydam olan kısmı. Evet yandan çiziyorum. Yandan kestim böyle. Hocam. Gözümün şu kısmı saydam kısmı. Bunun ark arkasında tonguç böyle bir şey var. Ee, iris tabakası denilen renkli kısım var. Hadi senin gözün ne renk tonguç? Kırmızı hocam. Süper. Bak iris e, şunu şunu bir düzeltelim. Bak, i̇risi yanlış yere yazmışız. Şu kısım gözün renkli olan kısımda bir saydam tabaka değil de Şunu ne diyoruz? iris diyoruz i̇ris. gözün renkli, renkli kısmı hatta iris diye bir arkadaşım vardı benim yani oradan, o, o yüzden ad vermişler gözleri maviydi şimdi işte bu iris renkli kısmı tam böyle gösteriliyor bunun ortasındaki boşluk aslında bizim göz bebeği diyebildiğimiz şey ve bu arkada ne var biliyor musun Tonguç mercek. şöyle bir mercek var bu mercek dediğimiz zımbıta gözün ışığını kıran kısmı o zaman bak ışın buradan girdi ya Tonguç ışın buradan diye giriyor Göz bebeğinden geçiyor Tonguç. Hani saydam zaten burası. Kornea saydam tabaka. Kornea'nın ee, diğer adı demin de buraya yazmıştım. Saydam tabaka diye geçiyor. Ve sert tabakanın aslında saydam olan tek kısmı. Ardından buradan gedim girdi mi içeriye ışın? Sonra burada kırıldı Tonguç. Ya Mercek kırıyor. Mercek sayesinde kırıldıktan sonra görüntü mesela sen buradasın ya Tonguç. Evet hocam. Çok enteresan. Görüntü senin gözünde ters bir şekilde oluşuyor Tonguç. Tepe taklak oluyorsun. Sen gözün içime girince benim tepe taklak oluyorsun. O zaman tepe taklak durayım ki düz gireyim hocam. Ha işte öyle bir şey değil. Ne oluyor biliyor musun? Sonra bu kör noktaya düştükten sonra beynine iletiliyor Tonguç. Bu beynine iletilirken ya senin biliyor tepe taklak yaptığını göz ve diyor ki ha o zaman bunu tepe taklak değil de düzelteyim diyor ve seni ee, düzeltiyor. Evet. Beyninde düzeltiyor yani. Vay. Normalde sen tepe taklak görüyorsun ama beyinde düzeltiliyor. Şimdi onu daha o detaylı görelim mi? De görüyoruz yani. Süper zekisin. Bak neymiş o zaman? Gözünüzle bakıyoruz, beynimizde görüyoruz. Gözün en dış tabakası süper zekisi. Sert tabakaymış. Ardından içeride damar tabaka var. Ardından içeride ağ tabaka var. Sert tabaka dış, gözü koruyan tabaka. Damar tabaka sinirler ve damar damarlar bulunuyor. Süper değil. zeki bir öğrencinin. Ağ tabaka galatasaray onu da A Ağ tabaka de. ise sinirler birleşerek beyne gittiği kör nokta burada, ağ tabakada. Kör nokta dediğimiz şey aslında görmenin olduğu yer. Görme tam buradaki kör noktada oluyor. Sinirlerin ucu. Şimdi bak göz buradan geldi ya. Evet Gördü ya. Sonrasında şurada görüntü şurada bir yere düşüyor. Buna biz sarı nokta diyoruz. He. Bu sarı noktaya düştükten sonra e, şeye iletiliyor. Kör noktaya iletiliyor ve kör noktada sayesinde neye iletiliyor? Beyne. Beyne iletiliyor ve beyin tarafından görülüyor. Zaten demin de anlatmıştık. Nasıl görürüz? Hemen tekrar bakalım. Işınlar saydam tabakaya geldi. Saydam tabakanın diğer adı neydi? Tonguç. Kornea Kornea vuruyor ve korneya. o korneya. Ay o korneya evlat. Korneya'ya <laughs> geldi. Sonra kırılıyor. İlk başta korneya da kırıyor. Enteresan bir şekilde sadece mercek kırmıyor. Korneya da kırıyor. Göz merceğinde sonra göz bebeğinden geçiyor. Göz bebeğinden geçtikten sonra göz merceğinde kırılıyor. İnsanın göz bebeği nedir hocam? Göz bebeği. Demin anlatmış zaten. Ne yapıyor? İlk başta buradan geldi. Saydam tabakada kırıldı bir. Sonra bir daha kırıldı. Bu sefer tepe takmak bir şekilde nereye düşüyor? Sarı noktaya düşüyor Tonguç. Sarı noktadan kırılır ve göz tekrar kırılır. Bak bu çok önemli. İki defa kırılıyor yani. Ve A tabakaya düşüyor. Olsa sarı leke üzerine sarı leke üzerinden düşüyor evladım. Sarı leke üzerinde nasıl oluşuyor görüntü? Ters görüntü oluşuyor. Çok enteresan. Olsa görüntü kör nokta sayesinde beyne iletiliyor. Bu beyne iletildikten sonra düzeltiliyor görüntü. Teşekkürler. Peki Tonguç bir kere şunu söyleyeceğim. Neyle görürüz biliyor musun? duyu almaçlarıyla görürüz. Duyu almaçları. duyu almaçları. nerede biliyor musun? Kulaklarımız mı? Hayır, sarı lekede. Duyu almaçları dediğimizin burada takı. Peki göz kusurları nelerdir? Göz kusurları renk körlüğü. Genelde nere neyi karıştırırlar biliyor musun? Kırmızıyla yeşil ayırt edemezler olmuş. Mesela şuna baksan hangisi kırmızı hangisi yeşil söyleyemez. Hmm. Şaşılık dediğimiz bu tedavisi yok. Tedavisi yok. Aa. Çünkü kalıtsal bir hastalık. Sen renk görürsen Eyvah öyle kaldın Anladım. yapacak bir şey Ama şaşılıkta göz kaslar düzensiz çalışıyor. Şaşı yap bakayım gözünü. Bak şimdi gözümü yaklaştırıyorum parmağımı dikkat et. <laughs> Aynen zaten sen hep öyleyse Göz kaslarının uyumsuz çalışması ve bu tedavi edilebiliyor olmuş Ameliyatla şaşılığın çözümü var. Bak mesela şunu oku desem. 26. Çüş. Elam renk görmüşsün sen. Ha. Ya renk görülür bunu okuyamaz çünkü kırmızı yeşil ayırı var. Anladım hocam. Anlaştık mı 15 yazıyordu bu arada hocam orada. Evet süper. Vay. Vay. Miyop dediğimiz şey uzay göremez. Hipermetrop dediğimiz şey yakını göremez. Aslında Asimat, ben aslında hocam, baban annen genellikle hipermetroptu çünkü yaşlılarda daha fazla gözüküyor hipermetrop. Teşekkür ederim. Ama gençlerde miyopluk daha fazla gözüküyor. Miyoplukta şöyle bir şey oluyor Tonguç. Ee, görüntü hani bizim gözümüz vardı ya olsa kör nokta vardı. Görüntü çok enteresan bir şekilde şuraya bir yere düşüyor Tonguç. Ters bir şekilde hani seni görüyordum ya. Evet hocam. Görüntü böyle geldi şuraya düşüyor. Ama da kalkıp vaziyette görüyorsunuz yani. Yani tam böyle. düşmesi gereken noktaya düşmüyor. Hmm. Yani sarı lekelen, e, gözün içinde oluşuyor görüntü. Hmm. Ama burada ise çok enteresan bir şekilde hipermetropta ise onu da göstereyim sana. Şöyle göstereyim hop 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 böyle geldik diyelim. Görüntü arkada çıkıyor Tonguç. Aa. Aynen görüntü sapıtıyor. Yine Amu'da kalkmış özellikle hocam. E, e, hayır Amu'da kalkmış. Evet yine Amu'da kalkmış. Her türlü. Astigmatlarda ise bulanık görme var Tonguç. Hocam Bunu size buradan büyük bir, bir sırrımı açıklıyorum. Ben e, ilkokuldan önce okuma yazmayı öğrenmişim. Süper zekikliğinde. İlkokuldayken ve hocam ilkokul 5'e kadar yani 3 sene öncesine kadar 4 tuş numara gözlük takıyordum. Oha. Ve zor resimlerimi gösteriyordum. numara gözlük takıyordum. Hatta gözlüğüme pimapen takıyorduk kışın şey olmasın diye. Ha, bu yapmasın, yani. yapmasın diye. Bu yapmasın diye çift cam taktırmıştık. Böylece Harika. kışları da daha sıcak oluyordu. Evet kışları da ısı e, Sonra, ne hocam, sonra ne oldu? Ha, musun? çatı Doktor Doktor dedi ki asimat iyileşebilir dedi. Oo. <laughs> asimat, asimat iyileşebilir dedi. Sadece bol bol havuç ye şey dedi ve gözlük takma dedi. Hakikaten iyileşti hocam. Aa, şaka gibi. Aynen. Şu o zaman, zaman herkes hala, havuç yesin. Herkes havuç yesin hocam. Buyurun ben de yanımda bir kilo havuç getirdim. Buyurun bu kadar galiba. ilkel bir şey. Yok. Bulanık görmüyor. Hocam şu anda gözlük takmıyorum bakın. Var helal olsun. Çok teşekkür ederim. Peki neden oluyor biliyor musun? Çünkü Kornea'nın yapısı bozuk oluyor. Kornea'nın yapısı... Hocam hocam yoksa direkt yer misiniz siz? Bozuluyor. Saçma mı lazım? Teşekkür ederim. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Miyop deyince kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Hipermetrop deyince ince kenarlı mercekle düzeltilir. Astigmat deyince silindirik merceklerle düzeltilir. Tamam mı Tonguç? Kataraksa genellikle yaşlarda gözüken göz merceğinin saydamını kaybetmiyor. Göz merceği saydamını kaybetse içeriye bir şey giremez gibi. Mesela şurada saydamını... Allah. Hatta böyle simsiyah gözleri olur kataraklı hastaların ve bunlar genellikle yaşlılarda olur, yaşlılarda ve ameliyatla tedavi edilebilir. Aa, Bu yani. tedavi edilebiliyor. Bak bunlar, bunlar hepsi tedavi edilebiliyor. Ama renk gözlü ne yazık ki. Kulakla bakalım hemen kulağın yapısında dış, orta ve iç kulak olarak üç ayrı detonkucu dış kulakta ilk başta ne karşımıza çıkıyor? Kulak kepçesi karşımıza çıkıyor. Tamam. Kulak kepçesi karşımıza çıktı. Ardından kulak yoluna giriyoruz. Evet. Kulak yolu ardından ne geliyor? Kulak yolu yokuştur. Hayır. E, ardından kulak zarı geliyor Tonguç. Zara geldi mi? Bak altı altı. dışarıdan e, kulak kepçesi sesi topladı. Sonra kulak yoluyla hatta bunda kıllar falan filan var. Teşekkür Aynı zamanda mi? pis bir şey akar oradan. Sarı bir sıvı akar. İşte bu kulak Aa. yolundan geliyor temizlenmesi için. Çünkü yol temizlenmesine ne olur? Duyamazsın. Kulak zarına geldi mi? Kulak zarı titreşti mi? Bilmiyorum. Kulak zarı titreştikten sonra sırasıyla çekiç örs ve üzengi kemiklerine. Dünyadaki en küçük kemikler bunlar. Yani bizim tü, vücudumuzdaki en küçük kemikler bunlar. Çekiç öz üzengi kemikleri titreşiyor. Zız, zız. Mesela şöyle düşün... ...üç tane kemik var. Ee, bu titreşe dün dün dün. Bu da bu da titreşiyor. O zaman bu da titreşiyor sürekli. Anlaştık mı? Sonra birbirini titreştikten sonra nereye gidiyor evladım? Orta kulaktayız artık bak. Hoparlör. Kulak zarından sonra orta kulağa geçtik. Orta kulakta e, çekiç titreşti mi? Çekiç zenginin üzenginin olduğu bölgede bir de östaki borusu var. Östaki borusu. Östaki mi alttaki mi hocam? Hayır. Saçma, östaki sapan. borusu bununla bağlantıyı sağlıyor ve basınç dengelenmesi sağlıyor. Bunu unutmayalım. Östeki borusu basınç dengelenmesini sağladı mı evladım? Evet sağladı hocam. Ardından neye geliyoruz? Oval pencere dediğimiz kısma geldik. Burada nereye yapacağız bunu? Eyvah eyvah. Kalmamış ya. Neyse. Burada oval pencere dediğimiz kısma geldik tamam mı? Oval pencere dediğimiz şey artık iç kulağa geçtik mi? Evet. İç kulağa geçtiksek artık ne geldi karşımıza? Yarım daire kanalları geldi. Yarım daire kanalları geldi. Yarım yarım daire kanalları sadece bizim dengemizi sağlıyor. Kulağımızda bulunan bir kanal bunlar. Bunun içinde taşlar var. Küçücük taşlar sayesinde dengemizi sağlıyor. Ardından ardından e, ...salyangoz denilen yere geliyor. Bak oval pencere. Hocam o, oval o sarı şeyi bu salyangoz mu gönderiyor yoksa? Bu salyangoz gibi bir yapı görüyor musun? Bu salyangoz dediğimiz zımbırtı da... ...aslında beyin, e, beyine gönderen zımbırtı. Beyine gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Beyin sinirleriyle. E, beyin sinirleri sayesinde beyine gönderiyor diyoruz. Tamamdır. Nasıl işliyor o zaman? Kulak tepsisi kulak zarını titreştirdik. Çekiç üzerinde titreşti. Nereye geldi bunlar? Oval pencereye geldi. Oval pencere dediğimiz zımbırtıdan... Ee, nereye geliyor evladım? Üstteki boruya. Hayır, borusu ha, bizim, östeki borusu e, bizim bizim basıncımızı dengeliyor, kulaklarımız patlamasın <laughs> diye. Onda aslında östeki borusu işitmede bir anlam ifade etmiyor ve sonrasında salyangoz geliyor oval pencere sayesinde salyangoza geliyor. Ben mideyi salyangoz... de hocam ya. Öyle saçma. Öztaki borusu aslında burada olmayacak. Ee, oval pencereden salyangoza salyangozundan beyne gidiyor ve duyuyoruz Tonguç. Ve ben seni şu an duyuyorum. O duyurum. zaman kulağımızla duyarız, şey, kulağımızla işitiriz, beynimizle duyarız. Süpersin, süpersin. Şimdi buruna bakalım bir de. Ee, bir saniye. Heh. Şimdi burunda şöyle bir şey var Tonguç. Burun boşluğu denilen koskocaman burunun deliği var ya. Delikten derken sonra burun boşluğu denilen bir yere geliyor Tonguç. Bu burun boşluğuna girdikten sonra burada sarı bölge var Tonguç. Sarı bölge dediğimiz bölgede... Sümük mü oluşturuyor hocam? Hayır sümük değil de e, duyu almaçları var. Duyu almaçları da kimyasal olan her şeyi algılayabiliyor. Ve kimyasal şeylere göre kokuyu alabiliyor. Sarı bölge bizim beyne iletilen kısım. Paranın kokusunu da burası mı alıyor hocam? Evet evet bu da kokusu. Paranın kokusu da burası. Doğru söylüyorsun. Ve mukoza tabakası ile kaplı. Sümük dediğimiz şey var ya aslında mukoza. Aha. Ve sıvı akar ya burnunda. Hocam burnunda mukoza var mı? Hayır iğrençsin ya gerçekten. Buradan bir de beyine bağlantılı olan böyle sinüs boşlukları var Tunguç. Hocam Bu yine sinus... matematik kosinüs başlıyor. Hayır ya. o sinüs dediğim şey boşluklar. Hani sinüsüm doldu e, şey oldum. Hani... Sinüslerim azıttı. Farangit mi diyorlar ne diyorlar? Ona? Menenjit. Sinüzit. Sinüzit, Sinüzit hastalığı siniz. sinüs boşluklarının iltaplanması sayesinde oluyor. Bu e, kafamızdan aşağı doğru buruna bağlanan bir boru. Bu boru iltihaptan önce sinüs doğru. böyle çok büyük basınç altına gelince sinüsleri boşalıyormuş. Orada Süper. Ondan sonra da temizleniyor doğrusu. Ama sarı bölgenin e, koku alabilmesi için mutlaka mukoza tabakası yani e sıvı tabakanın mutlaka olması gerekiyor. Hocam mukazayı S ünlü bir Eğer Japon çok kuru var. hava olursa e, nefes yani koku almamız zor olabilir tamam. söyleyeyim size. Deriye baktığımızda bitti artık. Kızıl deri der normal deri hocam. Üst alt deri olmak üzere 3'e ayrılıyor tonguç. E şuna bir bakalım derinin altında bir de ne vardı? Dil hocam dil değşili hocam. Bir dakika. <laughs> Dilimi uzatayım mı hocam ekrana? Bilmiyorum hayır saçmalama. Bak üst deride dış etkenlerden koruyor bizim. Ölü tabaka ölü deri hücrelerinden oluşuyor. Tam üst tabaka. Evet derimizin en üstü. Alt deride ise çarpmalar, ısı kaybı ve duyu organları burada duruyor. Daha doğrusu pardon özür dilerim. E, hemen sana söyleyeyim. Bir dakika burada. Ha, duyu almaçları burada. Duyu almaçları burada. Duyu almacı dediğimiz şey alt deride. Ve alt deride damarlar var. Damarlar alt derinin içinde bulunuyor. Unutma. Kan damarları çünkü deriyi besleyen yapılar. Duyu almaçları da bizim duyu e, hissetmemizi sağlayan. Mesela ne hissetmemizi sağlıyor? Sıcağı ve soğuğu. Harika. Basınç, sıcaklık, ondan sonra başka <laughs> ne gelir? Islaklık. Bunların hepsini ne sayesinde hissederiz Tonguç? Abdest alırken hissederiz. Hayır evladım. Ha, Bunların hepsi sayesinde. Duyu almaçları sayesinde. Derinin içindeki duyu almaçları. Ve aynı zamanda alt deride ter bezleri var Tonguç. Aa, orada mı terliyoruz? Aynı zamanda e ee, alt deride damar tabaka var Tonguç. Evet damar tabaka var Tonguç. Aynı zamanda alt deri alt deride kıl kasları var Tonguç. Kıl kasları, ter bezleri, pardon özür dilerim damar tabaka dedim burada. Yağ tabaka da orada. Yağ tabaka da senin bahsettiğim zaman böyle içine doğru böyle yumuşatık bir şey oluyor ya. Bu da yağ tabaka sayesinde. Ne yapacağım tereyağı mı yoksa Evet, yağ tereyağı tabaka mı? olmasaydı biz her bir tepkide bir tarafımız, kırılır kırılırdı. Demiz, de, ve dile geçtik. En sonunda dile geçtik. Dil de... Hocam üstünde... bu da dil pabuç kadar canım. Kimin dili bu ya? Dilin üstünde tat tomurcukları var Tonguç. Tat tomurcukları bizim tad almamızı sağlıyor. Hatta bu tat tomurcukları dediğimiz zımbır. Dilin üstünde böyle küçük küçük noktalar. Bu noktalar bizim tad almamızı sağlıyor. Ama tat tomurcuklarının çok yoğun olduğu yerlerde... Mesela dilin uç kısmı genellikle tatlı şey almada, tatlıyı hissetmede kullanılır. Dilin şu kenarları tuzlu kısmı, mavi kısımları tuzlu kısmı daha fazla daha iyi hissederler. Bu kısımları ise yeşil kısımları ise ekşiyi daha iyi hissederler. En arka en arka kısmı da acıyı daha iyi hisseder. Hani böyle acı o yüzden çocuğun arkaya koymuşlar hocam. İşte acı yakar evladım. O yüzden senin artık böyle içeri girdikten sonra yakmaya başlar. Ha. o yüzden böyle dokununca hemen acı olur ha, sen dokununca abi. hemen anlayamazsın. Üç kez açsın. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder. Hiç şüphemiyorsun evladım. Aynı zamanda video bombardımanımız devam ediyor. Tonguç Oyun.com'da ee, kanalımıza abone ol. Bir önceki bölümü sonra gidiyoruz. Bu videoyu like etmeyi unutma evladım.